Herkese selam. Selam bütün dillerde, bütün inançlarda güvenin sembolüdür. Yani birine selam veriyorsak benden sana zarar gelmez diyoruz. Birisi bize selam veriyorsa ondan bize bir zarar gelmeyeceğini düşünüyoruz. Yani en azından böyle olmalı. Ama bazen selam vermemek, selam vermekten çok daha önemli olabilir. Neden? Anlatacaklarım var. Şimdi size bir isim söyleyeceğim. Bakalım bu isim size bir şey çağrıştıracak mı? Bir yerlerden tanıdık gelecek mi? August Landmesser. Pek tanıdık değil. Bir yerlerden hatırlamak zor. Çok meşhur bir isim değil gibi. Ama bir de fotoğraf görelim. Belki o fotoğraf hatırlamamıza yardımcı olabilir. Ne diyorsunuz? Şimdi daha aşina değil mi? Tarihi bir fotoğraf. Çok önemli bir poz bu. Bu önemi, bu tarihi kıymeti nereden geliyor? Hikayenin tamamını anlatınca ortaya çıkıyor. Fotoğrafta ne görüyoruz öncelikle? Bir fotoğrafı incelememiz lazım. Büyük bir kalabalık var. Eski bir fotoğraf. Epey eski bir fotoğraf. Bu kalabalık çok coşkulu. Belli ki bir şeyi kutluyorlar. Ama o kalabalığın içinde bir adam var. Bu kutlamaya dahil olmuyor. İyi de sebep ne? Bu fotoğraf 1936 yılında Almanya'da, Hamburg'da bir tersanede bir savaş gemisinin denize indirilme töreninde çekilmiş. Yani Hitler dönemi, yani Hitler'in bir savaş gemisi denize indiriliyor ve bunu kutluyorlar. Peki neden elleri ileriye doğru kaldırılmış hepsinin? Gemiyi selamlamıyorlar. Peki neyi selamlıyorlar? Bir propaganda ustası olan Hitler için o kalabalık, o tören, o gemi kaçırılmaz bir fırsat ve tabii ki kaçırmıyor. Çünkü Hitler ne olursa olsun her zaman kolunu dayayıp poz verecek bir yer buluyor. Bazen bir gemi, bazen bir tank, bazen bir uçak, bazen bir yol şantiyesi, bazen de bir tabut gidiyor, kolunu dayıyor ve pozunu veriyor. İşte bu tören onlardan bir tanesi. Hitler geliyor ve insanlar meşhur Nazi selamını veriyorlar. Ama içlerindeki o adam, August Landmesser, yani bizim kahramanımız neden Nazi selamını vermiyor da kollarını göğsünde birleştirip hal diliyle ben bu oyunda yokum diyor. Aslında şu cümleyi söylemesini bekliyoruz. Ben bu oyunu bozarım. Ama bazen oyunu bozmaya gücünüz yetmiyor. O zaman en azından ben bu oyunda yokum diyebilmek gerekiyor. Ama bunu diyebilmek öyle kolay değil. Büyük cesaret isteyen bir şeyden bahsediyoruz. Neden mi büyük cesaret istiyor? Abartma canım. Hepi topu bir fotoğraftan bahsediyorsun. Adam kollarını sadece şöyle bir birleştirmiş. Bunun neresi cesaret ister diye bir soru gelebilir. Bu bir. İkincisi, neden bu adamın bir kahraman olduğunu düşünüyoruz? Şimdi o kadar insan aynı şeyi yapıyor. Büyük bir kalabalık var, aynı şeyi yapıyorlar. Bir kişi var, bunun tam tersi bir hareket yapıyor. O kadar insan yanlış mı yapıyor yani? Kalabalık, bir sürü sayı, bir sürü nüfus. Yani bunlar yanlış yapıyorlar da, bir sürü yanlış yapıyor da. Bir kişi mi doğru yapıyor yani? Da denebilir. Ama hikayenin tamamına bir bakmamız lazım. Öncelikle, madem o selamı vermeyecekti, kahramanımızın ne işi vardı o topluluğun içinde? Sırf bu sessiz, yalnız ve asil protestoyu yapmak için mi oraya gitti? Yoksa zaten orada bulunmak zorundaydı da hiç olmazsa böyle bir duruş mu göstereyim dedi. Bu küskünlük nereden geliyor? Şimdi öncelikle o günlere bir gitmemiz lazım. Nazi Almanya'sında iş bulabilmek için Nazi partisine üye olmak dışında bir şansınız yok. Tek çare bu. İşte kahramanımız da 1931 yılında iş bulabilme ümidiyle Nazi Partisi'ne üye oluyor. Ve iş buluyor. O tersanede çalışmaya başlıyor Hamburg'da. Yani tamamen ekmek parası, geçim derdi. Peki zaten çalıştığı, üretiminde emeği olan o savaş gemisinin denize indirilme merasiminde neden Nazi selamı vermiyor? Neden kollarını birleştirip bir sessiz eylem yapıyor. İşte
kırılma noktası tam da burası. Bu çok büyük cesaret isteyen bir hareket. Neden mi çok büyük cesaret istiyor? Çünkü Hitler dediğimiz adam iktidarda olduğu 1934 ve 1945 yılları arasında 6 milyonu Yahudi, toplamda 17 milyon insanın katledilmesine sebep olmuş bir canavar. Onun aleyhinde olmak, ona muhalif olmak, onu alkışlamamak büyük cesaret istiyor. İşte o yüzden bu fotoğraf çok kıymetli. Peki bu cesaretin kaynağı ne? Kahramanımız neden yapıyor ve nasıl yapıyor? Aslında çok karmaşık bir hikaye değil. Çok karmaşık bir sebep yok. Gizli güçler, onun arkasında komple teorileri falan yok. Ona bu protestoyu yapmak için birilerinin baskısı, tehdidi falan da yok. Baskı tamamen içeriden, motivasyon tamamen içeriden. Yani insanoğlunun en büyük motivasyonu, en büyük yaşam enerjisi kahramanımızın bu protestoyu yapmasının sebebi. Üç harf, tek kelime. Aşk. Romantik bir hikaye anlatmıyorum size. Kahramanımız aşık oluyor ve evlenmek istiyor. Ama Nazi Partisi'nin yetkilileri bu evliliği onaylamıyorlar. Yok canım, o kadar da değil. Ne karışırlar gönül ilişkisine, insanların kimi sevdiğine, kiminle evleneceğine? Öyle değil. Çünkü kahramanımız, aşık olduğu kadın, bir Yahudi. Bir Alman'ın bir Yahudi ile evlenmesi mümkün değil. Üstün Alman ırkını bozacağı gerekçesiyle işte bu evlilik de onaylanmıyor. Ve kahramanımızın önüne iki yol çıkıyor, iki seçenek çıkıyor. Birincisi, ya ekmek parası geçim derdi deyip aşkından vazgeçecek ya da aşkının peşinden gidecek. Şöyle diyelim, ya midesinin kal dediği yerde kalacak ya da yüreğinin götürdüğü yere gidecek. İşte hayatının kırılma noktasında kahramanımız o zor kararı veriyor ve aşkının peşinden gidiyor. Resmi olarak onaylanmasa da sevdiği kadınla bir yuva kuruyorlar, bir hayat kuruyorlar. Ama bu kolay bir hayat değil, zor bir seçim yapıyorlar. Özellikle 1935 yılında ilk çocuklarının doğumuyla üzerlerindeki Nazi baskısı çok artıyor. Çünkü bu çocuğun doğumu üstün Alman ırkının bozulması anlamına geliyor. İşte daha ilk evladı bir yaşında bile değilken gidip o sessiz protestoyu yapıyor. Fotoğrafının çekildiğinden habersiz bir poz bu. Yani haberim yokmuş gibi çek kanka pozu değil. Gerçekten haberi yok. Tarihe geçeceğinden de habersiz. O sadece kalbinin, aşkının ve inancının gereğini yerine getiriyor. Ondan sonra hayat daha da zorlaşıyor tabii ki. İkinci çocuklarının doğumu yaklaşıyor ve diyorlar ki artık kaçalım buradan, ayrılalım ülkemizden. Nazi Almanya'sından Danimarka'ya kaçmaya karar veriyorlar ama ne yazık ki sınırda yakalanıyorlar. August Land mesela, kahramanımız, Alman ırkını lekelediği gerekçesiyle tutuklanıyor. Bir yıl cezaevinde kalıyor, sonra serbest bırakılıyor ama bir şartla. Şartlı salıverilme dediğimiz şey bu. Karısını ve kızlarını görmeyecek. Bu yasağa da uymuyor. Buna da boyun eğmiyor. Yeniden tutuklanıyor bu sefer ve bir toplama kampına gönderiliyor. İşte o tutuklanması ve toplama kampına gönderilmesi karısını ve kızlarını bir daha göremeyeceği anlamına geliyor. Bir daha onları asla göremiyor. Kocası tutuklandıktan kısa bir süre sonra İrma'da tutuklanıyor ve bir toplama kampına gönderiliyor. O toplama kampından başka bir kampa, başkasına, başkasına, insan onurunun ayaklar altına alındığı, kadınlık izzetinin çiğnendiği o toplama kamplarında yaşamaya çalışıyor. Ta ki 1942 yılında, daha 29 yaşındayken 14 bin insanla birlikte katledildiği Bernburg'daki toplama kampına varıncaya kadar ve İrma'nın hikayesi orada sona eriyor. Karısının ve kızlarının akıbetinden habersiz bir şekilde yaşayan kahramanımız 1944 yılında zorla askere alınıyor ve Hırvatistan dolaylarındaki bir çatışmada ölüyor.
ne pahasına olursa olsun birbirlerini seven ve aşkından vazgeçmeyen kahramanlarımızdan geriye, yetim ve öksüz iki kız çocuğu, yarım kalmış bir aşk hikayesi ve tarihe geçen bir fotoğraf kalıyor. Sonuçta zulüm zamanında, karanlık bir zamanda insanlar ellerini ya zalime selam durmak için ya da yapılan zulmü görmemek için kullanırlar. Kahramanlarımız bunlardan hiçbirini yapmıyorlar. Ellerini birleştiriyorlar ve biz bu oyunda yokuz diyorlar. Bu zor bir tercih. Bu katlanması zor bir hayat demek. Ama neticesinde rahat bir vicdan, huzurlu bir gönül demek. Videonun en başında herkese selam demiştim ya, onu düzeltiyorum. Zalime selam durmayanlara selam.